Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Kırmızı biberlerden çok lezzetli bir günlük turşu yaptım. Şu an biliyorsunuz bu biberlerin tam zamanı, en bol ve en lezzetli olduğu zaman. Evde fazlaca vardı miktar olarak. Ben de yapıp lezzetini denemek istedim. Tadını çok beğendiğimden dolayı tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Kırmızı biberleri yıkıyoruz. İçindeki tohumlu kısmı çıkarıp temizleyip yaklaşık şöyle iki parmak kalınlığında doğruyoruz öncelikle. Burada yaklaşık 1 kilogram kadar kırmızı biber var. Ölçüler bu şekilde. Tencerenin içine 1 su bardağı elma sirkesini alıyorum. Ve yarım su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Zeytinyağı yerine de sıvı yağ kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şöyle bir tatlı kaşığı da kaya tuzu ekliyorum. Bu malzemelerim kaynayınca şimdi içine doğramış olduğum kırmızı biberleri ekleyeceğim. Sıvı malzemeler kaynadı. Şimdi kırmızı biberleri ekliyorum. Şimdi pişme derecesi önemli bir nokta. Çok fazla pişirmememiz gerekiyor. Çünkü biberlerin ezilmemesi gerekiyor. Çok da fazla diri kalırsa bu da bizi rahatsız edecektir yerken. Yaklaşık 6-7 dakika sonra kıvama gelmiş demektir. Şimdi bir kontrol edelim. Şu an iyi gibi gözüküyor ama bir miktar daha ezilmesinde fayda var. Hafif. Şu an dişe geliyor gibi gözüküyor çünkü. Tekrar kapağını kapatıp yaklaşık bir 2 dakika kadar daha kaynamasını sağlayacağım. Biberler kendi suyunu da verdiğinden dolayı pişmesi hızlı oluyor. Bakın bu şekilde gayet iyi. Bu kıvamı sevdim. Şimdi bunu büyük boy bir tepsiye döküyorum. Ve soğumasını bekliyorum. Ilık hale gelince diğer malzemelerle karıştırıp kavanoza koyacağım. Biberlerim ılık hale geldi. Şimdi doğranmış maydanoz ekliyorum. Yaklaşık şöyle 7-8 dal maydanoz kullanmanız yeterlidir. 5-6 diş de sarımsağım var. Bunları ufak ufak doğradım. Tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Orta boy bir kavanozun içine alıyorum şimdi. Bu turşuyu haftalık olarak tüketmenizde fayda var. Daha uzun süreye bu şekilde muhafaza etmeniz biraz zor olabilir. Kapağını eğer turşuyu sıcakken yapıp kapağını tutturursanız olabilir. Bir günde o şekilde yapalım inşallah. Kalan suyu 2 kavanozu 5'te olarak paylaştırdım ve kavanozların kapağını kapatıyorum. Bir gün oda sıcaklığında bu şekilde bekleteceğim. Ara sıra kavanozları şöyle sallayacağım. Ardından buzdolabına koyup 3-4 gün sonra yemeğe hazır hale gelecek turşularım. Bu şekilde. Şimdi kıvamına bakalım. Rengi, kıvamı, dokusu gerçekten çok lezzetli oldu. İster çay saatlerinizde, ister akşam yemeklerinde ikram edebileceğiniz, tüketebileceğiniz harika bir lezzet oldu. Şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olup videomu ufak dahi olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yepyeni tariflerde, yepyeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.